Sosyal medyada şunu söyleyebilirsiniz: Ya Araplar bizi arkamızdan vurdu. Ee i̇şte biz Peygamber'in mezarını savunurken, e biz Mekke'yi savunurken Araplar İngilizlerle işbirliği yaptı. Filistinler bizi arkamızdan vurdu. Bu ayrı bir tarihsel tartışma konusu. Bunu ayrı bir platformda tartışırız. O ama şu anda kafalarına bomba yağan çocuklar dede büyük dedelerinin Yaptığı işin sorumluluğunu taşıyamazlar. Şu anda kafalarına bomba yağan çocuklar, e, o zaman işte Türk ordusunu Osmanlı ordusunu arkadan vuran Araplar olarak görüp onların tamam, kafasına yok. bomba yağmasını meşru kılamayız. Bizim tarihimizde de bu yok. Bizim Anadolu insanının Türk insanının e, yapısında, karakterinde merhamet vardır. Zor durumda olanın yardımına gitmek vardır. Dolayısıyla bizim buradaki en önemli adımımız ki. Ee, herhalde şey konusuna geleceksiniz orada bir şeyler söylemek isterim asker gitsin mi gitmesin mi asker konusunu Türk askerinin gidip gitmemesi konusunu hala daha yanlış olarak yorumlandığını düşünüyorum ben Sayın Devlet de Sayın Cumhurbaşkanı'nda söylediği Kıbrıs'ta Türkiye nasıl garantörse ve o garantörlük Türk askerinin varlığını da içeriyorsa aynı konudan bahsediyoruz ne oldu Türk askeri garantörlüğünü yıllar sonra iyi bir şekilde kullandığı, askeri müdahalede bulunduğu tam da zamanında dolayısıyla bugün biz Kıbrıs'ın farklı bir noktada olduğunu Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Gazze içinde istenen, bahsedilen bir siyasi olarak, iki diplomatik olarak, üç insan yardımı olarak, dört askeri olarak bir garantörlükten bahsediliyor. Askeri yanı bu dört ayaktan sadece biri ve askeri yanı en sonunda devreye girer. Ne zaman devreye girer? Başka ülkeler de garanti olur. Türkiye'nin garantörlüğü, başka ülkelerin garantörlüğü kabul edilir. Böyle bir sistem gelir ve o sistem sonunda eğer hmm. bir sıkıntı olursa Türkiye der ki ben garantör olarak müdahale ediyorum kardeşim. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Peki geleceğim tekrar bir Ankara'ya dönelim Mehmet Acete ee, sevgili Mehmet Açete az önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100. yıl videosu da vardı ki Twitter hesabından yayınlandı. Arkadaşlarım da ekrana verdi. Fakat bir tartışmada şu özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarından bir gün önce bir Filistin mitinginin yapılacak olması e, sence nedenle tartışmalı bir konu? Bir diğerini gölgede bırakacak bir konu mudur? Ne dersin? Yani çok alakasız bir karşılaştırma böyle bir karşılaştırma yapılıyorsa e, evet önümüzdeki yani 29 Ekim pazar günü Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. O gün eğer böyle bir miting yapılıyor olsaydı bu kendi bağlamında tartışılabilirdi ama Cumartesi günü 28 Ekim'de yapılacak AK Parti'nin mitingi. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yani bu konuda Kudüs konusunda Filistin, Gazze konusunda sadece Sayın Bahçeli'nin bu son çıkışıyla son yaptığı konuşmalar değil. Çok eskiden beri çok duyarlı hassasiyet taşıyan bir yerde durduğunu biliyoruz. Ben hatta Erkan Akçay Meclis Grup Başkan Vekili geçen hafta bir program yapmıştık kendisiyle dedi ki yani bir geçmişten bugüne bir topladım ben genel başkanımızın bu konudaki açıklamalarını şöyle bir büyükçe bir klasör e, çıkmıştı e, dedi. Dolayısıyla hani bu yeni bir durum değil. Milliyetçi Partisi'nin bu konularda eskiden beri Kudüs konusunda işte bu konularda Filistin konusunda ciddi bir duyarlılık yani tarihten gelen tarihte Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar onun öncesinde Selçuklu döneminde e, oralarda adaleti tesis ettiği, oralarda hükümranlık tesis ettiği yönünde ve ona bir sahip çıkma dolayısıyla tarihten gelen bir referansla bu hassasiyetin taşındığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben hani o soruya binaen e, çok bana yani absürt bir tartışma gibi geliyor. 28'inde niye Filistin ile ilgili bir destek e, mitingi yapılıyor? Bir defa ben yani bu mitingler nerede yapılırsa yapılsın çok önemsi önemsiyorum. Tabii ki yani barışçıl bir mahiyette protesto yapılacaksa protestoların gösteri yapılacaksa gösterilerin bu mahiyette olması gerekir ama bir ses bir çığlık yani oradan Gazze'den insanların yükselen çığlığına karşı kim ne yapıyor diye denildiğinde bu gösteriler oralara bir yani bu, bu destek mitingleri kalabalıklar Ha demek ki biz yalnız değiliz en azından duygusunu o topraklara veriyordur. Şimdi bakın yani bu konu hep Hamas üzerinden bu tartışmalar yürüyor ama biraz da şunu hani bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Guterres'in durduk yere saldırmadı dedi ya Hamas için. Yani o işgal ortamını biraz herkesin empati yaparak gözünde canlandırmasını ben tavsiye ederim bir Türk diplomattan uzun süre Kudüs'te görev yapmış. Dinlemiştim ben yıllar önce. Demişti ki yani doğunca başlıyor o işgal atmosferini solumak. Niçin? Çünkü o doğan bebek anne babası uzun kuyruklar oluşturmak zorunda. Kayıt yaptırabilmek için. Örünce de bitmiyor o işgal. Niçin? Çünkü ciddi bir mezarlık problemi var. O işgal bölgelerinde insanlar cenazelerini defnedebilecekleri e, ce, mezarlık bulmakta ciddi sıkıntılar çekiyor ve sonra da bir teşbih yaptı dedi ki ben yani Filistinlileri boğazı sıkılan bir tavuk tavuğa benzetiyorum dedi. yani çok onurlu gururlu insanlar yani şöyle bir gözümüz önünden getirirsek o durumdaki bir insanların bu tepkisini bu içinde bulundukları sıkıntıları biraz belki gözümüzde canlandırabiliriz. Yani şimdi mesela Gazze'den roket fırlatıyor fırlattı şey değil mi Hamas. Peki Batı Şeria'da ne oldu? Batı Şeria'da yani bu 7 Ekim'den bu yana yüzden fazla insan katledildi İsrail tarafından. Baskınlar düzenliyorlar. Yani bir ara 700'dü rakam. Şu an ne oldu bilmiyorum. Tutuklamalar, gözaltılar. Artı yetmiyor bir de bu Yahudi, Yahudi yerleşimcilerin ürettiği sorunlar var. Bakın bugün Anadolu Ajansı çok dikkat çekici bir haber geçti. Bu yerleşimciler tabiri de ben böyle İsrail yanlısı medyanın biraz zihinlerimize algı olarak yerleştirdiği bir kavram olarak bu İngilizce'de settlement dedikleri. Halbuki doğru tabir burada işgalcidir. Şimdi bunlar kimdir? İşgal topraklarında dünyanın çeşitli bölgelerinden, işte Şili'den, Arjantin'den, Uruguay'dan gel diyor seni ben burada diyor yerleştireceğim diyor İsrail yönetimi. E gidiyor. Bakın Anadolu Ajans tabirine göre 7 Ekim'den bu yana bu Yahudi yerleşimciler, bu Yahudi işgalciler 280 saldırı gerçekleştirmiş ve altısı Nablus, biri Ramallah'da olmak üzere 7 Filistinli'yi öldürmüşler. Neler yapıyorlarmış? Baskınlar düzenliyorlar evlere, darbe ediyorlar Filistinlileri. Ağaçları kökünden söküyorlarmış yani bu, bu tür eylemler var. Çiftçileri dövüyorlarmış mesela Filistinli çiftçileri ellerinde biliyorsunuz bir de bunlara otomatik silah tutuşturuyor ellerine. İstedikleri zaman o silahı da kullanabiliyorlar gidip yani orada Filistinli tarlasında çalışan Filistin'i darbe ediyor. Oradaki ağaçları söküyormuş. İşte yolları kapatıyorlar, evleri kundaklıyorlar falan. E bunun dışında yani Batı Şeria da 200 parçaya bölünmüş. İsviçre aynı diplomat, Türk diplomat. İsviçre peyniri teşbihinde bulunmuştu. Yani bir harita gibi o İsviçre peyniri tabirini gözümüzün önüne getirirsek delik deşik her taraf. Yani bir sanki yeknesak gibi gözüküyor haritaya düz bakınca ama Orası da 200 parçaya bölünmüş o Batı Şeria dediğimiz bölgede Filistinler kendi bulundukları yerde de. E şimdi orada yani orada bir Hamas'ın İsrail'e bir saldırısı da yok. Kaldı ki daha önceki 2008'de, 2012'de, 2014'te yani biraz önce Hacı Yakışıklı anlattı. 2008 Aralık ayında Türkiye Ehud Olmert o zaman başbakandı. Suriye ile İsrail arasında Arabuluculuk yaptı. Çok ciddi mesafeler de kat edildi. Son safhaya geldi bir barış anlaşması konusunda. Olmert dedi ki ben gidip bunu bir ülkemde bir konuşmam lazım dedi. Gitti hemen arkasından Gazze'deki saldırılar başladı. Yani bakın o dönemde o 2008'de 3 tane İsrailli'ye karşılık 1133 Filistin'de öldürülmüş Gazze'de. Hatırlar mısınız o gaz şeyde sahilde koşarak oyun oynayan 10 yaşında 12 yaşındaki kız çocukların üzerine bombalar atılmıştı. O one minute meselesinde de Erdoğan Şimon Perez'e siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz derken onu ona, ona atıfta bulunmuştu aynı zamanda. Dolayısıyla hani bu meselelerde Filistin, Filistin davası evet İsrail şunu da söyleyeyim ben Erdoğan. İsrail ile normalleşme süreci. şimdi burada da mesela o dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunu deklare etti. Birkaç kere dedi ki bu normalleşme Filistin pahasına, Filistin davası pahasına olmayacak dedi. Yani bu normalleşmeyi de sanki hani bir Filistin'e mesafe koymak, İsrail'e yakınlaşırken böyle de bunu algılamamak e, gerekir. Bu son e, işte bu savaş sırasında İsrail'in yaptığı bu katliamlar sırasında da çok net bir şekilde e, başından itibaren önce itidal çağrısı Erdoğan'ın işte çarşamba ve bugün dilini tonunu de, e, biraz daha e, değiştirmesi, farklılaştırması biraz da işte tabii yani bu kadar ağır katliamlar yani 7000'den binden fazla Çoluk çocuk hangi vicdan dayanır buna? E, esas gerekçe de bu. Yani şöyle bir soru da bana çok saçma geliyor. İlk günlerde öyleydi de şimdi niye böyle? E, i̇lk günlerdeki zeminle bugünlerdeki şartlar aynı değil. Yani biraz bunun bununla e, ilişkili bir mesele. Son olarak Erdoğan e, bir şey e, Gazze'de El Cezire'nin muhabiri e, Vail El Dahtuh e, dün biliyorsun. Ailesi, eşi, çocukları İsrail tarafından katledildi. Bugün baktım yine görevinin başına dönmüş, oradan yine Gazze'den. Ben hani dayanışma içinde olanlara teşekkür ediyor. Ben de dayanışma içinde bir gazeteci meslektaşı olarak olduğumu ifade etmek istiyorum.